Bağlamayı çaldığımızda düzenli ve anlaşılır seslerin çıkmasını sağlayan bir takım düzenler vardır. Bu düzenler insanların değişik sesleri duyması, kendi beğeni ve istekleri doğrultusunda değişimler kazanmıştır zaman içerisinde. Ve enstrümanın da çok yaygın bir çalgı olması da buna birinci derecede etkendir. Bugün ise bu üremiş olan akort düzenlerinin birçoğu işlevini yitirmiştir. Ancak bugün konservatuarlarda, TRT'de, devlet korolarında sürekli kullanılan, Türkiye'deki 7 bölgeyi rahatça icra etmemizi sağlayan bir takım akort şekilleri vardır. Bunlar biraz sonra sırasıyla anlatılacaktır. Bunların içerisinde en yaygın olanı adına kara düzen ya da bozuk düzen dediğimiz şekildir. Bu düzende bağlamanın telleri aşağıdan yukarıya doğru sıralandığı zaman la, re ve sol sesleriyle adlandırılır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki bu nota isimleri sadece bu tellerin özel adlarıdır. Frekans itibariyle kesinlikle örneğin bir la sesi piyanodaki ya da herkesin bildiği la frekansıyla eşdeğer değildir. Sadece telin adı la'dır. Bundan dolayı diğer düzenler de aynı mantıkla üretilmiştir. İkinci derecede anlatılması gereken akort şekli ise aşıklama ya da bağlama ya da aşık düzeni adıyla adlandırılan şekildir. Teller yine alttan üste doğru gidildiğinde sırasıyla la, re ve mi sesleriyle seslendirilir ve akort edilir. Üçüncü sıradaki düzenimiz ise do müstezat akordudur. Bunda da tellerin alttan üste doğru sıralanışı la, do ve sol'dür. Dördüncü sıradaki düzenimiz fa müstezat düzenidir. Alttan yukarıya doğru sıralandığında la, re ve fa adlarını alır. Beşinci düzenimiz misket düzenidir. Teller aşağıdan yukarıya doğru la, re ve fa diyez olarak adlandırılır. Altıncı düzenimiz azeri düzeni adıyla adlandırdığımız düzendir. Teller sırasıyla alttan üste doğru la, si ve sol seslerinden oluşur. Son akordumuz fidayda düzenidir ve teller yine aşağıdan üste doğru gidildikçe la, re ve re olarak adlandırılır.